İstifa edeceksin kardeş. Yapıştınız Fener'in yakasına. Ya beni çıldırtmayın ya. Siz nasıl Fenerlisiniz ya? Sinema ekibi değil bu arkadaşlar. Bak Fenerbahçelilik böyle bir şeydir arkadaşlar. Bet sayın seyirciler, Nedir Spor'a hoş geldiniz. Şimdi sizleri geçmişe götüreceğim ve bana hak vereceksiniz. Fenerbahçe'nin loserlığı, kaybetme sendromu ve 8 yıl olacak şampiyonluk hasretinin nedenini sizlere açıklayacağım. Haksız buluyorsanız lütfen bunu yorumlara yazınız. Bilindiği üzere Sergen Yalçın elindeki kısıtlı ama yetenekli kadro ile Fenerbahçe'nin de yardımıyla takımını şampiyonluğa taşıdı. Bu şampiyonlukta dikkat edilmesi gereken, takımın başarısında yer alan dikkat çekici bir isim var. Josef de Souza. Bu isim Sergen Yalçın'ın takım planında ilk sırada yer alıyordu. Oynattığı futbolun hücum planının, kurduğu baskının mimarı bu ismin yanında orta sahaya Fenerbahçe'de de daha önce oynamış Salih Uçan ve Mehmet Topal da katıldı. Bu 3 transfer Fenerbahçe'yi çok ciddi şekilde düşündürmeli. Tüm Fenerbahçeliler bilir ki 3 sene oynadığı futbolun göbek kısmında Josef ve Topal vardı. Ve her gelen teknik adam bu ikiliyi oynattı. Taraftarlar tek bir ağızdan bu ikili takımı kısırlaştırıyor, defansifleştiriyor diyerek eleştirdi. Bunlara ünlü yorumcular da katıldı. Ama gelecek bizlere neler gösterdi? Sergen Yalçın bunlardan sadece biriyle şampiyonluk yaşadı. Josef de Souza Fenerbahçe'de yüreğini ortaya koyarak oynadı ama şampiyonluk yaşamadı. İlk sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Sergen Yalçın Anadolu takımlarını çalıştırırken demek ki bu iç 3 ismi takip ediyormuş ki takımına kattı. Orta saha şeklini bu isimler üzerinden kuracak demek ki. Belki de o zamanlar Fenerbahçe'ye yağdırıyordur. Ulan bu adamları kullanamıyorsunuz. Ben de olsa, ah keşke ben de olsa neler yapardım diye. Ve birini aldı, kullandı da. Fenerbahçe ise tarihi loserlığa doğru gidiyor. Kullanamadığı yıldızların başka yerlerde nasıl değerlendirildiği, nasıl kullanıldığını çok basit bir şekilde görüyor. Sergen Yalçın bu isimlerle de önümüzdeki sezon başarı elde ederse Fenerbahçe camiası elini başına koyup çok ciddi bir şekilde düşünmeli. Ya bu sadece beni mi düşündürüyor, beni mi sinirlendiriyor? Düşünsenize, sendeki oyuncular ile bir başarı elde edemiyorsun, ezeli rakibin onları alıyor, senden alıyor ve sana karşı şampiyonluk elde ediyor. Bu insanı çıldırtmalı, sorgulatmalı, haksız mıyım? Yemeyenin malını öyle yerler ki dişi kamaşır sen de izler durursun. Evet sayın seyirciler, ben İnkürmeni Sebahattin Gümüşler. Serdar Ölçelikler değil ha, Sebahattin Gümüşler. Ben onun gibi YouTube kanalımda arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şurada da bizi listesi var, ona basın gibi açıklamalarda bulunmam. Ancak emeklerimizin karşılığı olarak beğenir, abone olur ve listesine başlarsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.